yeşil doğa, temiz hava, her şey bu kadar kolay. Kağıt, plastik, metal, cam, bunları ayır sen kazan. Yeşil doğa, temiz hava, her şey bu kadar kolay. Dönüşüm başlasın. Merhaba sevgili Kızılcam TV izleyenleri. Bir Hedef Sıfır Atık programıyla daha karşınızdayız. Konseptimizi yarışmalarla devam ettiriyoruz. Bugünkü durağımız Kazım Karabekir İlkokulu. Kazım Karabekir İlkokulu'ndaki 2. sınıf öğrencilerimizle yarışacağız. Öğrencilerimiz hazırlar ve o bir o kadar da heyecanlı gözüküyorlar. Ve yarışmayı başlatmak üzere yerimize geçiyoruz. Sayın Müdürümüz Hüseyin Sümer hocamızı da buraya alalım. Biz okul olarak da sıfır atığa çok önem veriyoruz. Son 4 yıldır özellikle sıfır atık konusunda atık değil, diğer atıklar, dönüştürülebilir atıklar konusunda gerçekten çok güvenliyiz. Ödülleriniz var. Ödülümüz de var. Bu arada hem pil konusunda ödülünüz var. Hem en çok atığı aldığınızda çıkardığınız için size sınıfı, okulunuza bir sıfır atık sokağı yaptık. Evet, sıfır atık mavi kapak kampanyası. Sıfır atık sokağımız gerçekten öğrencilerimiz tarafından çok beğenildi. Gelen misafirlerimiz de gerçekten çok beğeniyorlar. Sıfır atık sokağı artık geri dönüşümün sıfır atığın ne kadar önemli olduğunu hem öğrencilerimize hem de misafirlerimize anlatmak için gerçekten çok önemli. Biz atık pil ve kapak, atık plastik konusunda gerçekten çok daha duyarlıyız. İkisinde de mümkün olduğu kadar öğrencilerimizin sayesinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sıfır atık konusunda elimizden gelen her türlü gayreti göstermek için uğraşıyoruz. Biz size çok teşekkür ederiz hocam. Evet, merhaba çocuklar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Sıfır atıkla ilgili bayağı bir donanım kazandınız değil mi? Evet. Evet, şimdi ben sizleri tanıyacağım önce. Tamam mı? Tamam. A grubunun 2A sınıfının yarışmacılarını tanıyalım. Evet, senden başlayalım. Adını, soyadını söyle bana. Ahsen Özcan. Ahsen Özcan, sen? Osman Kaan Albayrak. Osman Kaan Albayrak. Elif Şura Ersin. Elif Şura Ersin de 2A sınıfının yarışmacıları. Evet. Değil mi? Peki, heyecan var mı çocuklar? Var. Var. Öyle mi? Ben 1000 yıldır heyecanlı olmamıştım. Öyle mi? Maşallah. Ama çok heyecanlıyım. Evet. Kazanacaksınız değil mi? Evet. Kazanmayı düşünüyorum. Kazanmayı. Evet. Kazanmayı düşünüyorum. Bakalım karşı tarafa da soracağız. Onlar ne düşünüyorlar? Onlar da kazanmayı düşünüyordur. Çünkü herkes kazanmayı düşünür. Evet. Aferin sana. Tebrik ediyorum seni. Evet. Karşı tarafı tanıyalım. 2B sınıfını tanıyacağız. Evet. Senden başlayalım. Yusuf Kuyubaşı. Yusuf Kuyubaşı. Zehra Leman Tokatlı. Zehra Leman Tokatlı. Elif Yıldız. Elif Yıldız. Evet, B grubunun da yarışmacıları bu şekilde isimlerini söylediler. Evet, sizde heyecan var mı? Çok. Çok. Çalıştınız mı? Evet. Evet, siz de kazanmak için buradasınız değil mi? Çalışıyorum. Aferin size. Biliyorsunuz ilçemiz sıfır atık konusunda pilot bir şehir. Pilot bir ilçe. Burada örnek alınacak uygulamalar yapılıyor. Bu uygulamalar sayesinde bizler bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz. Bizim amacımız sizleri birinci, ikinci olarak karşılaştırmak değil. Yarışmalarda sizleri bilinçlendirmek. Ekranları karşısındaki izleyicilere ve burada bulunanlara sizler sayesinde sıfır atık konusunu bilinçlendireceğiz. Değil mi? Evet. Evet. Pekala çocuklar, hazırlandıysanız ve hazırsanız da ben yarışmayı başlatıyorum. İlk sorumuzu sormak üzere kartımızı elimize aldık ve sorularımıza başlıyoruz. İyi dinleyin beni. Hızlı cevap vermeyin. Burada süreniz var. Bu sürenizde de süre içerisinde
cevaplama hakkınız var. O süreyi de geçirmeyelim. Tamam mı çocuklar? Evet. Şimdi soruyorum. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşüm kutusuna atılmamalıdır? Sizin okulunuzda geri dönüşüm kutuları var, değil mi? Evet. Koridorlarda geri dönüşüm kutuları var. Bunların içerisi ne diyor? Aşağıda vereceğim şıklardan hangisi atılmaz diye soruyor. Tamam mı soru? Evet, okuyorum. A. Pil. B. Pet şişe. C. Islak mendil. Islak mendil. D. Cam şişe. Süremiz başladı çocuklar. Bekliyoruz. Ben çevirdiğince çevireceksiniz. Tamam mı? Pekala. İlk önce 2A sınıfının cevabını görmek istiyorum. Gösterin. C. C şıkkı. Bir de kameraya gösterin. C. C şıkkı ıslak mendil dedi. Ve B grubunun cevabını alalım. C. Bir de kameraya göster. C şıkkı ıslak mendil dedi. Sorumuzun cevabı C şıkkı ıslak mendildi. Onları tebrik ediyoruz. Evet. Evet çocuklar, bu sorumuz da tabii kolay ama hangisi tıbbi atık değildir diyor soruyor, tamam mı? Evet, A. Kullanılmış enjektör, yani kullanılmış iğne. B. Kanlı pamuk. C. Kolonya şişesi. D. Kullanılmış sargı bezi. Süremiz başladı çocuklar. Yazdınız, hazırsınız. Evet, A sınıfının soru cevabını alalım. C. C şıkkı buraya da gösterelim. Kolonya. Evet, sizi alalım cevabınızı. B. Oraya da gösterelim. 2B sınıfı da B şıkkı cevabını verdi. Evet, sorumuzun cevabı C şıkkı kolonya şişesiydi. Evet, A sınıfını alkışlıyorum. Ayrıştırıyoruz, dönüştürüyoruz. Şimdi diğer sorumuza geçiyoruz. Kazandırıyoruz. Hazır mıyız? Evet. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümün sağladığı faydalardan birisi değildir. Tamam mı? Yine bak değildir diyor. Evet. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümün sağladığı faydalardan değildir? Tamam mı çocuklar? Soruyu anladık. A. Doğal kaynakları korur. B. Geri dönüşüm ürünleri sağlığımızı korur. C. Yeni iş imkanları sağlar. D. Ülke ekonomisine katkı sağlar. Süremiz başladı çocuklar. Durdurduk süremizi. Evet, üçüncü sorumuza cevap olarak A sınıfının cevabını alalım. Ben kesinlikle yapmadım. Evet, B diyorsunuz. Bir de oraya gösterelim. Ben yapmadım. Evet, sizin cevabınızı alalım. C şıkkı dediniz. Bir de bu kameraya gösterelim. Evet. 2A sınıfı B dedi, 2B sınıfı C dedi. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkı geri dönüşüm ürünleri sağlığımızı korur diyor. Hayır, bu yanlış bir cevaptı. Sağlığımızı korumaz. Bu da 3. sorumuzun cevabı da 2A sınıfı doğru bildi. Evet, durum nasıl İsa? A sınıfı 30 puanla, B sınıfı 10 puanla. Ama hiçbir şey geçti. Evet. Gayretlerinizi gösterin bakalım. Evet çocuklar. Dördüncü sorumuzu soruyorum. İyi dinleyin. Aşağıdakilerden hangisi yapısında bulunan ağır metaller nedeniyle toprağa atıldığında toprak kirliliğine neden olup insanlara ve diğer canlılara zarar veren geri dönüşümü mümkün bir maddedir. A. Plastik. B. Cam. C. Kağıt. D. Pil.
Süremiz başladı. Sessiz düşünüyoruz. Bitti. Bak çok kolaymış değil mi? Hadi bakalım. A grubunun cevabını alalım. D şıkkı dedi A grubu. Pil dedi. B grubunun cevabını alalım. Onlar da D şıkkı pil dediler. Ve iki tarafta doğru cevabı vermiş oldu. Onlardan tebrik ediyoruz. Selam alkışlar. Teşekkür ederiz. Beşinci sorumuza geçiyoruz. Evet, aşağıdakilerden hangisi sıfır atık türlerinden değildir? Tamam mı çocuklar? Sıfır atık türlerinden değildir. A. Ahşap atık. B. Kompozit atık. C. Metal atık. D. Gaz atığı. Evet, bitti değil mi? Evet, pekala. A grubunun cevabını alalım. B şıkkı dedi. B grubunun cevabını alalım. Onlar da D şıkkı dedi. Bu tarafa doğru gösterelim. Evet, sorumuzun cevabı D şıkkıydı. D şıkkı gaz atığı atık değil. Gaz atığı atık değil. B şıkkı da kompozit bir atık türüdür. Onu da öğretmenleriniz göstermiştir herhalde. Birden daha çok malzemeden yapılan meyve sularımız, süt kutuları, meyve suyu kutuları kompozit atıktır. Evet, olayları düzeltelim. Evet çocuklar, iyi gidiyor. Evet, altıncı sorumuzu soruyorum. Kompozit atık nedir? Kompozit atık nedir? Tamam mı sorumuz? A. Bitki tohumlarından elde edilen yağların genel adıdır. B. Kağıdın geri dönüşümüne yönelik atıktır. C. Kağıt ve plastik karışımı malzemelerden üretilen ambalajların adıdır. D. Hayvansal ve bitkisel atıklardır. Evet. Bitti. Siz de bitirdiniz. Ben boşuna okuyormuşum. Siz cevabı hazırlamışsınız. Pekala. Evet. A grubunun cevabı A şıkkı demiş. Yani bitki tohumlarından elde edilen yağların genel adıdır demiş. Evet, B grubu da aynı şekilde A demiş. Bitki tohumlarından elde edilen yağların genel adı demiş. Ama çocuklar, maalesef cevabımız C şıkkıydı. Kağıt ve plastiğin bir araya geldiği, hatta daha çok atıkların, yani bunun içerisi kağıt var, plastik var, belki de alüminyum var içerisinde. Atık değil geçme, gelecek için bir hazine. Her atık çöp değildir, onları ayrı biriktir. Buna da çalışın tamam mı? Bunu da öğrenin. Şey demem. Öyle mi? Çalışmadığınız yerden mi çıktı? Birazcık. Evet. Pekala. Evet, devam ediyoruz. Şimdi yine bunu da ama bütün okullarda sorduk bu soruları. Bu soruları hep yani bilen de oldu, bilemeyen de oldu tabii ki. Bunları normal karşılıyoruz. Evet, zaten bu konuda da bilinçlendirmek. Yarışmamızın amacı bilinçli nesiller yetiştirmek, bilinçlendirmek. Okullar sıfır atık için yarışıyor, bilgi yarışması. Bunun için organize edildi. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Kızılcaman Belediyesi ortaklığında yapılan bir çalışma bu. Tamam mı çocuklar? Yedinci sorumuza geçiyoruz. Yedinci sorumuzu okuyorum. Bitkisel atık yağların geri kazanımı ile hangi ürün elde edilebilir? A. Deterjan. B. İlaç. C. Biyodizel. D. Cam şişe. Hadi bakalım. Düşünme şansı veriyorum. Süremiz başladı. Tamam. Bitti mi çocuklar? Süreyi durduruyorum. Evet. A grubunun cevabını alıyoruz. A deterjan demiş. B grubunun cevabını alıyoruz. C biyodizel demiş. Ve kazanan B sınıfı C biyodizel diyerek. Evet, burada çevirmeyi
çöpteydi. Onları ayrı biriktirdim. Ağaçlar kağıt, kağıtlar çöp olmasın. Atık yağları biz ne yapıyoruz evlerimizde? Bir şişenin içerisinde biriktirmeye çalışıyoruz. Annelerimiz kavanozun içerisinde biriktiriyor. Onları geri dönüşme. Yani bizim koymuş olduğumuz atık yağ bölmelerini atıyoruz. Onlar da Ankara'ya gidip bu geri dönüşüm tesislerinde yakıt olarak biyodizel yapıyor. Anladık mı? Peki. Teşekkür ederiz İsa aydınlatıcı bilginden dolayı. Evet. 8. sorudayız. 8. soruya geldik çocuklar. Durumu bakalım. İsa durum nasıl? Bakalım hemen. A grubunun puanı 40 puan. B grubunun puanı da 40 puan. Eşitlik olmuş. Eşitlik olmuş. İki yarışı kazanan birinci oluyor yani. Evet. Yani iki soruyu doğru cevaplayan dediği gibi birinci oluyor. Evet okuyorum çocuklar. Sorumuzu iyi dinleyin. Aşağıdaki listede verilen geri dönüşümü yapılan maddelere örnek liste verilmiştir. Listeden hangi madde çıkarılırsa yapılan hata düzelmiş olur. Size şimdi şık okuyacağım. Onların birini çıkardığımızda, o yanlış cevabı çıkardığımızda düzelecek yani liste, tamam mı? O şıkkı bulmanız lazım size. A. Cam bardak. B. Gazete. C. Pet şişe. D. Ciklet. Bitti mi çocuklar? Evet. Evet. Bittiyse cevabı A şıkkının cevabı D demiş. B sınıfının cevabı da D. Evet doğru cevap D şıkkıydı. İki sınıfta bu sorumuza da doğru bir cevap verdi. Evet çocuklar. Son iki soru çocuklar. C. Gençlik ve Spor Bakanlığı. D. Tarım ve Orman Bakanlığı. Kendi aranızda sessiz bir şekilde. Biz bulduk. Bitti mi soru? Evet. Zor değilmiş değil mi? Evet. Biz bunu bilemeyiz demeyin. Zor değilmiş. Evet. Döndürüyoruz. A grubunun cevabı A şıkkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. B grubunun cevabı da A şıkkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı diyor çocuklarımız. Yani siz bu konuda çok iyisiniz. Cevabımız da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Aferin size. Evet. Son soru. Kağıtlar çöp olmasın. Hepimiz öğrenelim. Evet. Hepinize bu soruyu isteyebilirsiniz. Yine bakın, indirdiğimizin tanımlamış olduğumuz sorular bunlar. Onların içerisinde bir tane seçtiğimiz son kritik soruyu da soracağız. Tamam mı? Eşitlik olursa. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi çevreyi koruma bilincine sahip bir bireyin davranışlarından olamaz? Tamam mı? Anlaşıldı mı soru? A. Ormanlık alanların çoğalmasına destek vermek. B. Atık kağıtları biriktirip yakıt olarak kullanmak. C. Atıkları geri dönüşüm kutusuna atmak. D. Ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih etmek. Kendi aranızda çok düşünüyorsunuz. Evet, kritik bir soru. A grubu cevabını alalım. D şıkkı dediniz. B grubu cevabı alalım. D şıkkı dediniz. Evet. İkiniz de soruyu bilemediniz. Sorumuzun cevabı B şıkkıydı. B şıkkı atık kağıtları biriktirip yakıt olarak kullanmak. Biz atık kağıtları biriktirip yakıt olarak kullanmayız değil mi? Onları nereye götürüyoruz? Geri dönüşüme götürüyoruz. Geri dönüşüme götürdüğümüz için bize tekrardan kağıt olarak dönüyor.
Anladınız mı? Bu yüzden yakmamamız gerekiyor kağıtlarımızı. Geri dönüşüme göndermemiz gerekiyor. Bu da bilinçli bir bireyin yapmaması gereken bir hareketi sormuştuk. O da B şıkkıydı. B şıkkını da siz D olarak toplu ulaşımda toplu taşıma araçları tercih etmek demiştiniz. Ama ulaşımda toplu taşıma araçlarında seçmek bir sıfır atık örneğidir. Tamam mı? Enerjiyi çok fazla harcamamak için. Tamam mı çocuklar? Evet. Son sorumuzu belki son da olmayabilir. Başka bir soruya daha geçme durumumuz da olabilir. Aynı cevabı verirse çocuklarımız. Aşağıdaki atık türlerinin hangisi dikkat uyarısı vererek kırmızı renkte plastik torbalarda kullanılır? A. Organik atık. B. Plastik atık. C. Tıbbi atık. D. Kompozit atık. Süremiz başladı çocuklar. Cevabımız herhalde hazır. Sizinki de hazır herhalde. Göstermeyin. Ben gösterdiğince gösterme. Çok heyecanlısın sen. Evet. Bitti mi cevaplar? Evet. A grubunun, A sınıfının cevabını görmek istiyorum. A organik atık demiş. Kameraya da gösterelim. Evet. B grubunun cevabını alalım. B tekstil atık. Pardon, plastik atık demiş. Evet. Dikkat uyarısı veren ve kırmızı torbada olan atıklar tıbbi atıklardır. Evet. Yine eşitlik devam ediyor. Evet, bir başka soruyu daha soruyorum. Hazır mısınız? Evet. Hangi atık türünde yeniden kullanım imkanları değerlendirerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlayarak atıkların azaltılmasına katkı sağlanabilir? A. Metal atık. B. Tekstil atık. C. Kağıt atık. D. Organik atık. Evet, A sınıfının cevabını alalım. D. D şıkkı organik atık dedi. B sınıfı da D şıkkı organik atık dedi. Maalesef bu da yanlış bir cevap verdiniz. Evet, 14 sene oldu soru herhalde. Evet. Evet, Kazım Karabekir İlkokulu'nun 2. sınıfları ilk yarışmamız. 2A sınıfı, 2B sınıfı eşitliğini koruyor. Sorularımız 13. 13. sorumuzu soracağız. 13 soruda da cevaplarımız eşitlik bir şekilde gidiyor. Umarım bu soruda eşitlik bozulur ve birinizden, bir gruptan bir grup kazanır. Değil mi? Tabii ki de, tabii ki de. Tabii ki de vereceğiz. Evet, soruyorum. Sorumuzu iyi dinleyin. Tamam mı çocuklar? Hadi bakalım. Evet, aşağıdakilerden hangisi su kirliliğine sebep olmaz? Tamam mı çocuklar? Evet, aşağıdakilerden hangisi su kirliliğine sebep olmaz? Soruyu anladık mı? Evet. A. Evsel sıvı atıklar. B. Kanalizasyon suları. C. Balıkların çoğalması. D. Asit yağmurları. A grubunun cevabını alıyoruz. Böyle bir D mi olur? D şıkkı. Bir de kameraya göster bakalım nasıl bir D yapmış. D şıkkı. Evet. B grubunun cevabını alalım. C şıkkı demiş BD. Evet. Ayrı bir cevap var. C şıkkı balıkların çoğalmasıydı. B sınıfı, 2B sınıfı doğru cevap verdi ve yarışmamızın kazananı B sınıfı oldu çocuklar. Alkışlıyoruz. Evet. Çevremiz temiz olsun. Evet. Hatırlar geri dönüşüme. Bu yarışmada kaybeden, kazanan yok. Tamam çocuklar?
Bu yarışmada bilinçlenme var, bilinçlenme çalışması var. Geri dönüşüme. Evet, yarışmamız bitti. Yalnız dönüşüm başlasın. Burada Kızılcahamam Belediye Başkanımız Süleyman Hacar sizlere, yarışmacılarımıza hepsine hediye gönderdi. Size kaybedeni de kazananı da hediyelerimiz var. Tamamen bu yarışmamızın amacı bilinçlendirme çalışmalarıydı. Ve ödülleri vermek üzere sınıf öğretmenlerimizi, idarecilerimizden Ayşe hocamızı, evet, buraya davet edelim. Hocam A sınıfının hediyelerini İbrahim hocamız veriyor. Hocam, Kadir hocamız da B sınıfının hediyelerini takdim ediyorlar. Bunları ayır, sen kazan. Yeşil, evet. Ayşe hocamızı da buraya alalım, müdür yardımcımız. Ayşe hocamız da tabii ki de kazanan bir sınıf olacak. Kazanan sınıfın da bir ödülü var. Sınıfa bir zeka oyunu getirdik hocam. B grubunun kazananı, bu yarışmanın kazananı 2B sınıfı. 2B sınıfının da kazananına ödülünü Ayşe hocamız böyle öğretmenine de verebilir, sınıf adına. Çocuklara da verebilir. Bu da sınıfa, sınıfça oynarsınız sınıfta, tamam mı çocuklar? Sevgili Kızılcahamam TV izleyenleri, Hedef Sıfır Atık programımızın Okullar Sıfır Atık için Yarışıyor bölümünde Kazım Karabekir İlkokulu'nun 2. sınıflarını yarıştırdık ve kazananımızı belirledik. 2B sınıfını tebrik ediyoruz. Bütün öğrencilerimize teşekkür ediyoruz ve 2B sınıfını da ayrıca tebrik ediyoruz. Ödüllerini verdik ve kendilerine çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyiciler, bilinçlendirme çalışmalarımız devam edecek. Diğer bir bölümde de Kazım Karabekir İlkokulu'nda 2. sınıflarla yarışmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Geçme, gelecek için bir hazine. Her atık çöp değildir. Onları ayrı biriktir. Ağaçlar kağıt.